Sevgili dostlar, geçen hafta tüm Türkiye yanarken vallahi içimden içerik üretmek gelmedi. O yüzden bir hafta ara verdim. Hepinizden özür diliyorum. Ama benim de içim yandı ülkeyle beraber. Önce bunu paylaşmak istedim sizinle. Ama diğer taraftan da hayat devam ediyor. Dolayısıyla kaldığımız yerden devam edelim. Bugün karşınıza yine bir ürün incelemeyle çıkacağım. İlginç bir ürün. XF 50 mm F1.0 RWR F1.0. Yani sadece bununla ilgili bir içerik üretilir. Ben Erdinç Amaç. Fotoğraf çekmek kolay ha. Hoş geldiniz. XF 50 mm F1.0. Dünyayı ikiye bölen lens. Kimine göre olağanüstü, müthiş, olmazsa olmaz, hatta mucize bir lens. Kimine göre de gereksiz derecede abartılı bir lens. Yapısına gelince bir tanesi asferik, iki tanesi ED olmak üzere 9 kümede toplanmış 12 tane kocaman cam eleman. XF'in bilinen o klasik muhteşem metal yapısı, 25 basamaklı F1'den F16'ya kadar diyafram çarkı ve WR özelliğiyle yıllara meydan okuyacak gibi gözüküyor. APS-C sistemi için bir prime lens'e göre geniş boyutları ve 845 gram ağırlığı ile ne öyle küçük ne de hafif bir lens. Fotoğraf keskinliği üst düzey. Renkleri de olması gerektiği gibi pastel tonlarda. Neticede bu lensin üretim amacının portre lensi olması doğal ten renginde son derece başarılı yansıtmayı beceriyor. Bu lens ayrıca tek kılan özelliği F1.0 APS-C dünyasının ilk ve tek lensi. Gelelim şimdi bu lens ile ilgili benim kendi fikirlerime. F1.0 özellikli bir lense sahip iseniz bu özelliğini dolu dolu kullanmak istersiniz. Neticede parayı bunun için vermişsinizdir çünkü. Elbet bu benden de kaynaklı olabilir ya da tercihtir. Ama itiraf edeyim ki F1.0'ı beni bir hayli zorladı. Özellikle de F1.0'ın yarattığı o sığ alan derinliği otofoküsün de yavaşlattığını söyleyebilirim. Hoş, bu yavaşlatma öyle rahatsız edecek düzeyde değil, esas sorun da o değil. Beni esas rahatsız eden F1.0'da çektiğim karelerde objeyi geri kalan dünyasından öylesine kopartıyor ve öylesine dünyayı ikiye bölüyor ki çektiğiniz kareyi biraz sürreel bir kare haline getiriyor ve eğer ki stüdyo dışında çekim yapıyorsanız nerede çektiğinizi çok da anlaşılır kılmıyor. Lensi kullandıkça tabii değişik F değerlerini kullandım. F2.8'de, F4'te falan. Kendimi genellikle F2.8 ile F4 arasında kullanırken buldum. F1.0'ını çok da fazla kullandığımı söyleyemem, itiraf etmem gerekirse. Daha doğrusu F1'de yakaladığım kareler bana arzu ettiğim doğallıkta gelme, yanlış anlaşılmasın. Olağanüstü cam kalitesi F4'te dahi size öyle bir bokeh veriyor ki geri kalan lenslerin F2'sinden hatta F1.4'ünden de aşağı bırakmıyor. Nedenine gelince ben genelde portre çekimleri yaptığım zaman özellikle stüdyo dışında yaptığım zaman bulunduğum doğal ortamı da yansıtmak isterim. Bunun için de bokeh muhafaza ederek arka alanı da tamamen yok etmeyi tercih etmem. Bu da F1.0'la çok mümkün gözükmüyor. Ha, F1.0'ın avantajı nerede ortaya çıkıyor? Elbette çok düşük ışıkta. Büyük avantaj çünkü şu anda Fuji'nin ve APS-C dünyasının tartışmasız en hızlı lensi. Ama o karanlık ortamda da yine hem F1'den kaynaklı olan sıkıntı hem de karanlık ortam sıkıntısı yine otofokus sıkıntısını karşınıza çıkarttığını da söylemeden geçemeyeceğim. Portrenin dışında çekmek istediğiniz karelerde F değerini öyle 8'lere 10'lara çıkarttığınız zaman otofokus gözle görülür biçimde hızı arttığı gibi harikulade kareler yakalamanıza sebebiyet veriyor. Bütün bu anlattıklarıma rağmen gene de bu lensin müthiş bir lens olduğunu ve olağanüstü kareler yakalayacağınızı da söylemeden geçemeyeceğim. Hatta ne yapalım biliyor musunuz? Çektiğim bazı kareleri ben size göstereyim. Ne demiştik? Söz uçar, görüntü kalır.
Video özelliğinden hiç bahsetmeyeceğim çünkü bu lensin bence üretim amacının tamamen dışında bir konudan bahsediyor olacağız. Bu lensin neden üretildiği belli olduğu için ben video özelliklerine hiç bakmadım. Hiç bakmak da gelmedi, incelemek de gelmedi doğrusunu. Ha ama ne bileyim ben mum ışığı çekmek istiyorsanız mutlaka kullanabileceğiniz bir lens olacaktır. Gelelim en sonunda bu işin zor kısmına. Sonuç. Bu lens kimin için? Vallahi öncelikle çok parası olan için. Daha sonra da bu lensin satın alanların bu lens sayesinde para kazanabilecek profesyoneller için. Hani demiştik ya dünyayı ikiye bölen lens diye. Dünyanın ikiye bölündüğü noktalardan bir tanesi de bu F1.0 kavramı. F1.0 çok mu gerekli? Gerekliyse ne zaman gerekli, nerede gerekli? Ve ne kadar süreliğine F1.0 kullanacaksınız? Bu soruların cevabı kişiden kişiye değişeceği için kendi vereceğiniz cevaplar doğrultusunda kendi kararınızı vereceksiniz. Ha, ama lens özel mi? Hayır, bu lens özel değil. Bu lens tek. Emsalsiz. Emsalsizliğin de bir bedeli var. Onu da vermekle yükümlüsünüz. Evet sevgili dostlar, umarım bu içerik sizlere değer katmıştır. Bir fikir edinmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğenme butonuna basmayı ihmal etmeyin. Hala değilseniz abone olun ki fotoğraf çekmek kolay ailesini hep beraber büyütelim. Son olarak da el ele verelim. Yaraları beraber saralım ama daha sorumlu davranalım. Şimdilik huzurla kalın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Ben Erdin Çamaç. Fotoğraf çekmek kolay. Bugünlük de bu kadar.